Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda paralel kenardaki alan formüllerini ispatlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi ilk alan formülümüz köşegenlere bağlı alan formülü. Bunu zaten dörtgende köşegenlere bağlı alan formülünde ispatlamıştık. Yine bahsetmek istedim. Hani bu niye eksik diye sorulmasın anlamında. Bu zaten ispatlandı. Paralel kenarda bir dörtgen olduğu için aynen o ispat geçerli. Bir başka formülümüz, şöyle bir formülümüz var. İki kenar ve aralarındaki açının sinüsünün çarpımı bana alanı veriyor. Peki neden veriyor? İki eş üçgene bölüyorum. Bu üçgenlerin eş olduğunu da daha önceden ispatlamıştık. Birbirine eş üçgenler bunlar. Sinüslü alan formülünü ki daha önceden ispatladık. Sinüslü alan formülünü üçgenlerden birinde kullanırsam 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa formülünü elde ederim. Tabii ki burada iki tane üçgen olduğu için, iki tane birbirine eş üçgen olduğu için bir de bunu 2 ile çarparsam bana paralel kenarın alanını verir. Dolayısıyla alan eşittir. Bu ikiler birbirini götürür. A çarpı B çarpı sinüs alfa formülünü ispatlamış olurum. Üçüncü formülümüz, herhangi bir kenara ait yükseklik ve kenarın uzunluğunun çarpımı da bana paralel kenarın alanını verir. A çarpı haşa veya B çarpı HB. Bu nereden geliyor? Yine iki eş üçgeni ayırırsam paralel kenarı, alttaki üçgene göre ben alanı yazdığımda A çarpı A'ya ait yükseklik bölü 2'dir alan. Yine iki tane üçgen olduğu için bunu 2 ile çarparsam bana alanı verir. A çarpı haşa paralel kenarın alanıdır. Benzer şekilde B tabanına göre yükseklikten gidersem B çarpı HB bölü 2 bana o üçgenin alanını verecek. Yine iki tane eş üçgen olduğu için 2 ile çarparsam yine bana B çarpı HB paralel kenarın alanını vermiş olacak. Böylelikle paralel kenarla ilgili alan formüllerini ispatlamış olduk.